Dedi ki Avrupa Merkez Bankası'nın piyasalar ve siyasetle buluşmayı ertelediğini söyledi. Devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 12 yıl sonra yatırımcısını ilk kez üzdü altın ve altındaki geri hareketler, aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Devam etmesi de öngörülüyor. Yalnız bu hafta başından bu yana baktığımızda yukarı yönlü bir hareketi de var. Piyasalardaki algıların şekillendirdiği bir hareket bu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde son gelen veriler pek olumlu veriler değildi. Büyümeyle ilgili soru işaretleri yarattı. Diğer yandan gelişen piyasalardan çıkış ve hisse senetlerindeki dalgalanma da altını yeniden güvenli bir liman olarak ortaya koydu. Ama bu durumu, bu sıfatı acaba ne kadar sürdürebilecek? Telefon attığımızda Alev ve Menkul Değerler altın uzmanı Volkan Kuğucuk var. Volkan Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Hande Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Bir haftanın zirvesine doğru hareketlenen bir altın gördük bugün ama öngörüleriniz ne yönde? Altın seyri bundan sonraki dönemde nasıl olur? Özellikle ne gibi verilere, ne gibi hareketlere kırılgan durumda altın? Evet, öncelikli olarak yarın tarım dışı günü ABD tarafından açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamlarına bak. Son iki günlük hareketleri incelediğimizde ise dün ve bugün altın 1270 seviyesinde olan ataklarında bu seviyede kalıcı olamıyor. Yani tabiri caizse bu ataklar sabun köpüğü niteliğinde. Bundan sonraki süreçte piyasanın risk alma algısına, risk alma iştahına bakacağız. Eğer risk alma iştahı piyasanın hisse senetleri piyasasına yönelik bir hareketle devam ederse altın bir miktar daha güvenli liman olma olgusundan uzaklaşabilir düşüncesi hakim. Yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamından sonra altında açıkçası yeni bir yön arayışıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu noktadan baktığımızda özellikle teknik grafikleri incelediğimizde altında 1250-1255 bandı üzerinde bir kalma gayreti var. Fakat bu kalma gayretinin yeni bir yükseliş trendi başlatabilmesi için 1265-1270 bölgesi üzerinde mutlak surette hareket etmesi gerekli. Ancak böyle bir noktada altın 1290-1300 bandına yönelik hareketlerini sürdürebilir. Şayet yarın ya da önümüzdeki günlerde altın 1250 bandının altında kalmaya çalışırsa bu noktada gerileme sürecine girebilir. Bu süreçte 1230-1220 bandına kadar bir düşüş öngörülebilir. Yani evet, lütfen buyurun. Telegram olarak ise baktığımızda yatırımcılarımızı en çok ilgilendiren konu bu. Özellikle yurt içindeki Telegram yatırımcılarımızı. Dolardaki gerileme de Telegram tarafında negatif yönde etki etmeye devam ediyor. Özellikle Telegram'ın dolar TL'nin bugün geldiği seviyeden sonra Telegram fiyatları şurada tekrarla 89 lira seviyelerinde. Eğer önümüzdeki günlerde özellikle dolar ons fiyatlarındaki gerilemeye paralel olarak dolar TL'de de bir gerileme yaşanırsa Telegram fiyatları bu durumdan negatif yönde etkilenecektir. Yatırımcılarımız da bu konuda uyarmak isteriz. Peki yılın geri kalanına yönelik tahminleriniz ne yönde? 2014 için yapılan tahminler altındaki değer kaybının devam edeceği yönünde, güvenli liman özelliğini de sürdüremeyeceğine dair görüşler ağırlıkta. Siz nasıl öngörüyorsunuz yıl sonu için, tahminleriniz ne yönde altın için? Bu yılın kazandıran enstrümanlarından bir tanesi olur mu, ne dersiniz? Şimdi özel 2014 yılı Çin tarafındaki fiziksel talep de geçti ki önümüzdeki hafta muhtemelen Çin'de yeni yıl tatili bitecek ve Çin piyasaları açılacak. Bu noktada Çin'in fiziki talebinde ki iştah görmemiz gerekiyor. Daha önce de 1180 seviyelerinden Çin'in fiziki taleplerini gördük ve bu fiziki taleplerle birlikte aslında altın 1250-1270 seviyelerine yöneldi. Ancak buradaki eğer Çin fiziki talebi 1080 seviyelerinde devam ederse ve özellikle dünya üzerindeki risk alma iştahı güvenli liman olan altından uzaklaşırsa bu noktada 1150 desteği bizim için oldukça önemli bölge. Eğer 1150 desteğinin altında bir hareketi görürsek altında yeni bir düşüş dalgasıyla karşı karşıya kalırız. Bu ihtimal masanın üstünde durmaya devam ediyor. Ancak 1150-1180 bandındaki yeniden alıcıların ve bu noktada fonların durumuna bakmamız gerekiyor. Eğer fonlar ve özellikle Asya ülkeleri bu noktada alıcı olmaya devam ederse 1150-1180 bandını bir anlamda en azından orta vadede
da kabul edebilir. Çok teşekkür ediyoruz Volkan Bey değerlendirmeleriniz için. Volkan Kuyucuk altın üzerine değerlendirmelerini açıkladı. Yatırımcının son derece dikkatli olmalı.